Van Gölü sahilinde cep telefonu bulunan üniversite öğrencisi Roin Kabayiş'in, 21, annesi Aygül Kabayiş kızıyla en son görüntülü konuştuğunu ve bir daha ulaşamadığını ifade etmişti. Anne Kabayiş, bana markete gidip kahve aldıktan sonra tekrar arayacağını söyledi. Ben de kahveyi alıp hemen odasına geçmesini ve beni aramasını söyledim. Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı, demişti. Peki, kayıp Roin olayında son durum nedir? Roin Kabayiş nerede kayboldu? İşte, Ayrıntılar Roin Kabayiş olayı son dakika gelişmeleri, 15 Ekim 2024 arama kurtarma çalışmaları devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Roin Kabayiş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van 100. Yıl Üniversitesi, YYÜ, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencisi Kabayiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor. Peki, Roin Kabiş bulundu mu? Nerede? Roin Kabayiş yaşıyor mu? İşte, ayrıntılar. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van 100. Yıl Üniversitesi, YYU, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencisi Kabayiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabayiş'i arama çalışmaları Van Valiliği'nin koordinatörlüğünde hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 Dalgıç ve Gemi Adamı, 5 Gemi, 4 Bot, letski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini tarıyor. Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor. Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, iki polis helikopteri ve insansız hava aracıyla da kıyıdan ve havadan çalışma yürütülüyor. 217 personelden oluşan 52 ekip sahile yakın yerleşim yerleriyle Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölge başta olmak üzere tüm noktaları kontrol ediyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor. Van Gölü çevresinde devam eden çalışmalarda Rojin'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu. Cep telefonu, kulaklık, Su ve Kekin bulunduğu alandan yaklaşık 250 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunduğu iddia edilen kıyafet parçaları için olay yeri inceleme ekipleri hemen harekete geçerek çalışma yaptı. İddia edilen alanda numuneler alan polis ekipleri daha sonra bölgeden ayrıldı.